Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bir lisansüstü rehberlik dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün yapacağımız, daha doğrusu başlayacağımız bu ders akademik hayatınız ve geleceğiniz açısından son derece önemli olduğundan müsaadenizle bu önemi hakkında bir mukaddimede bulunmak istiyorum. Yapacağımız ders sadece temel İslam bilimleri değil, sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim alan, lisansüstü akademik çalışmalarda bulunan her düzeyde akademisyen adayının mutlaka bilinmesi gereken, mutlaka böyle bir tedrisattan geçmesi zorunlu olan bir ilim dalından, yani mantıktan bahsedeceğim. Mantık, derslerimiz süresince de tüm detaylarıyla göreceğimiz üzere herhangi bir ilim ayırt etmeksizin tüm ilimlerin ortak zeminidir. Daha önceki özellikle hadis usulü dersimin usul bölümünde ve çeşitli yönleriyle diğer YouTube'daki İslami ilimler üzerine yaptığım konuşmalarda dikkatleri çekmeye çalıştığım üzere bir ilim dalından söz edeceksek bu ilim dalının kavramlar üretmiş, bu kavramları ilkelere dönüştürebilmiş, ilkeleri tutarlı bir bütünlük içinde toplayarak bundan bir usul oluşturabilmiş olmalarını şart koşmuştuk. Kavramları olmayan bir ilim dalından söz edemeyeceğimize göre, ilkeleri bulunmayan bir ilimin söz konusu olmadığına göre ve her ilke ve her kavram doğrudan doğruya mantık ilmiyle zorunlu bir ilişki içinde olduğundan, mantık tüm ilim dalları için zorunlu bir temeldir. Geleneğimizde kimi zaman şiddetli, kimi zaman daha mutedil mantık karşıtlığı olsa da, ki bunu Cabiri okumalarında detaylarını, tarih arka planlarını konuşacağız. En nihayet İmam Gazali rahimehullah'ın da bunda payı büyüktür. Daha sonraki 5. asır, 6. asırdan itibaren özellikle ulûmu İslamiye'de mantığın bahusus fıkıh usulünde ve keza kelam ilminde çok ciddi bir biçimde temele alındığını ve kendisinden istifade edildiğini görmekteyiz. Adını andığım merhum büyük üstadımız Gazali, mantığın ilimler açısından herhangi bir ayrıma gitmeksizin önemini vurgularken "Men la marifete lehu bil mantık la sikate bi ilmihi" sözüyle, bu meşhur bir sözdür. Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz. Ya da mantık bilmeyenin ilminin doğruluğu söz konusu değildir diye Türkçeleştirebileceğimiz bu veciz sözü son derece önemli ve haklıdır.
Bu itibarla yapacağımız bu dersler akademisyen olmak isteyen her öğrencimizin eline kalemi kağıdı alıp düzenli bir biçimde çalışacağı, öğreneceği, haftalık yapacağım bu dersleri bir sonraki haftaya kadar yapmış olduğumuz derslerde geçen tüm tanımları, kavramları, ıstılahları hazmetmesi gerekiyor ya da en azından hazmederek videoları izlemesi gerekiyor. Böylece kısmet olursa üç düzeyde inşallah yapmayı planladığım bu mantık dersleri üçüncü düzey itibariyle elinize alacağınız her türlü kaynak eserleri rahatlıkla doğru bir biçimde okuyup anlayabileceğinizi, doğru bir biçimde yorumlayabileceğinizi ve yine doğru bir biçimde yazabileceğinizi söyleyebilirim. Ben bunun ehemmiyetini akademik hayatımda biraz geç fark etmiş bir akademisyen olarak, siz değerli öğrencilerimin de benim gibi geç kalmasını istemediğim için daha en başından yüksek lisanstayken, doktora edayken ya da doktoranızı yapmış da olabilirsiniz. Henüz geç kalmış sayılmazsınız. Bu ilmi tedrisattan yani mantık ilmine ilişkin tedrisattan mutlaka geçmeniz gerekir. Bu tedrisatı aldıktan sonra göreceksiniz ki daha önce neden ben böyle bir bilgiye sahip olmadım? Neden böyle bir donanıma sahip olmadan yüksek lisans tezi yazdım, doktora tezi yazdım, doçentlik tezi yazdım diye hayıflanacağınızdan eminim. Burada hemen parantez açarak şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim medreselerimizde yaygın olarak okutulan, benim de bir ara İlahiyat Fakültesi'nde okuttuğum İsagoji metnini bir şekilde medrese geçmişiniz varsa okumuş olmanız mantık dersi almış olduğunuz anlamına gelmez. 8-10 sayfalık İsagoji metnini metin olarak okumak mantık dersi almak değildir kesinlikle. Üzerine yapılan şerhleri ve bu şerhlere yapılan haşiyeleri, talikleri dikkate alırsak sadece İsagoji metnini okumakla bu iş olmaz. Keza ben İlahiyat Fakültesi'nde İsagoji dersi verdiğimde bunu neredeyse galiba bir yıla yakın, belki 8 aya yakın şerh ederek verdim. Burada sizinle birlikte okumayı düşündüğüm metin İranlı bir mantıkçımızın Ali Eşşirazi'nin 3 dönem olarak planladığı ve dersleri ona göre ayarladığı El Halkatul Ula, El Halka Saniye ve El Halka Thalise olarak düzenlediği 3 düzey mantık derslerinden ilki olan El Halkatul Ula, El Medhal Fil Mantık Fi İlmil Mantık adlı ders kitabını sizinle birlikte okuyacağız. Ve onun üzerinden ilk merhale mantıkla ilgili bilgileri size arz etmeye çalışacağım. Tabii bu metinleri okurken üzerinde durduğumuz hususlar zaman zaman biraz daha detaylı, zaman zaman daha muhtasar olacak. Çünkü bu ilk merhale bir ders. Ve bu dersi ilk defa alan öğrencilerimizi dikkate alacağım. Ve çok yormadan, çok efendim sıkmadan bu ilmi birlikte severek ve sevdirerek inşallah öğrenmeye çalışacağız. Ve keza buna bir katkısı olması
ve bu yapacağımız derslerin daha sağlıklı anlaşılmasına yardımcı olacağını düşündüğüm, bir de İngilizce mantık kavramları metni okumaya başladım. Birlikte okuyacağız bunları. İnşallah her hafta. Oradan da Batı'da temel mantık kavramlarına nasıl bakılıyor? Temel mantık kavramları nasıl ele alınıyor? Bunları göreceğiz ve bunları bizim geleneğimizde okutulan mantık dersleriyle de imtizac ettirerek inşallah siz değerli öğrencilerimin iyi bir mantık formasyonu kazanmanız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tabii bu kısa sürede olabilecek bir şey değil. Uzun soluklu bir yolculuktur. Daha önce de söylemiştim. İnşallah benim bir mektebe dönüştürmek istediğim, bir mektep halinde inşallah fonksiyon icra etmesini umduğum YouTube kanalımda bu dersleri Cenab-ı Hak sağlık afiyet verirse sizinle sürdürmeyi ve devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle okuyacağımız metnimizi ekrana yansıtacağım. Buradan bu metni birlikte okuyacağız. Evet. Bunları PDF olarak indirebilirsiniz. Ali Eşşirazi'nin El Medhal fi İlmil Mantık El Halkatul Ula yazdığınız zaman tarama motorlarından bu metni indirebilirsiniz. Elinizde metin olarak da takip edebilirsiniz. Ben zaten metinden okuyacağım ve konuları metin üzerinden anlatacağım için elimde metin olacak ve siz de zaten metni göreceksiniz. Şimdi değerli öğrencilerim ve sevgili izleyenler, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yessir ve la tuassir. Mantık ilmine bir giriş yapacak müellifimiz ve bakın neden bahsedecek ve bunları da yine İngilizce Basic Concept of Logic'te bir metni nasıl yazılacağına ilişkin dikkatinizi çektiğim gibi burada da yine müelliflerin, bu işin ustalarının bir metni yazarken nelere dikkat ettiklerini ve nelerin üzerinde durduklarını da ayrıca göstermek istiyorum tabii. Evet, el-medhal giriş. Girişimizin dikkat buyurursanız ana başlığı yani alt medhalin ana başlığı el-hacetu ile'l-mantık. Mantığa olan ihtiyaçtan söz etti. Tıpkı benim okumaya başlamadan evvel bu dersi size niye yapacağımı, neden böyle bir ders yapma ihtiyacı duyduğumu ifade ettiğim gibi kısaca şimdi o da kendisi bize neden böyle bir ders yaptığını, neden böyle bir mantık ilmini öğrenmeye ihtiyacımızın olduğunu bize anlatacak. Evet. Mantığa olan ihtiyaç başlığımız. Hacetuna ilel mantık. Mantık ilmine olan ihtiyacımız hiye tashihu efkarina. Bakın burada artık yavaş yavaş her bir sözcüğün çağrışımları üzerinde durarak gideceğiz. Bir, tashih mevzu son derece önemli. İki, efkarina da efkar sözcüğümüz önemli. Değerli izleyenler, şunu çok rahat olarak söyleyebilirim ki, geleneğimizde tüm ilmi geleneğimizi büyük ölçüde genel anlamda söylüyorum. İşin uzmanı olan, konuya hakim olan insanların eserlerinde ne başlıklar ne de o başlıkların altında kurdukları cümlelerin içinde yer alan kelimeler, sözcükler gelişi güzel değildir. Öyle akıllarına geldiği gibi, o anda hatırladıkları gibi sözcükleri yazmazlar. Her birinin bulunduğu yerde çok önemli bir anlamı vardır ve orada o sözcüğün olması gerekir. Buradaki olduğu gibi. Şimdi tashih doğrulamadır. İngilizce dersimizde temel kavramlarda bunun
karşılığını correct olarak belirlemiştik. Evet. Doğrulamaktır. Tasih etmektir. Çünkü doğru ve yanlış dediğimiz bir şey var. Demek ki bir doğru var, bir de yanlış var. O halde mantığa olan ihtiyacımız doğru olana ihtiyacımızla ilişkilendiriliyor. Biz doğru olanı mı talep ederiz, eğri olanı mı? Doğru olanı mı elde etmeyi amaçlarız, yanlış olanı mı? Dolayısıyla doğru olanı. O zaman burada hedef doğru olandır. Peki neyin doğru olanının peşindeyiz? Neyin doğru olanını talep ediyoruz? Efkârına, yani el fikru fikrin. Birazdan mantık tanımında bunun üzerinde duracağız. Fikir üzerinde. Bunun için de yine İngilizce okuduğumuz kaynakta reasoning demiştik hatırlarsanız. Evet. Muhakeme, düşünme. Demek ki mantık ilmine olan ihtiyacımız doğru düşünmeye olan ihtiyacımızdır. Doğru düşünmeye olan talebimizdir. Ve bunun ne demeye geldiğini, ne anlama geldiğini efendim ilerleyen satırlarda ve sayfalarda detaylarıyla konuşacağız. Demek ki birinci cümlemiz, yine dikkat ederseniz paragrafın başındaki bu birinci cümlemiz başlıkla uyumlu olarak genel bir cümle olarak kuruldu. Mantığa olan ihtiyaç, düşüncelerimizin doğru olmasına olan ihtiyacı karşılamak içindir. Yani doğru düşünmek içindir. Doğru düşünmenin ne olduğunu bilmek içindir. Ve bakın, aynı şekilde İngilizce metinde de okuduğumuz gibi hemen bu doğru düşünme ifadesinin okuyucudaki farklı çağrışımlarına hemen cevaba geçti. Çünkü doğru düşünme deyince birazdan okuyacağımız cümlede söyleyecek. Onu okuyalım, onun üzerinde konuşalım. Bu bir okuyucu çağrışımına cevaptır. Yani biz mantık bilirsek hiç yanlış düşünmeyecek miyiz? Mantık bilenler hiç yanlış düşünmüyorlar mı? Değil mi? Hemen aklımıza geldi. İşte müellif de onu söylüyor. Diyor ki, وَلَوْ قُلْتُمْ şayet benim bu önermeme, benim bu cümleme şöyle itiraz ederseniz, derseniz ki, اِنَّ النَّاسَ يَدْرُسُونَ الْمَنْتِقِ mantık dersi alan insanlar ve yuhtiuna fi tefkirihim, bakın insanlar yedrusun el mantık, mantık okumuşlar, mantık dersi almışlar ama yine de yuhtiuna, hata ediyorlar, fi tefkirihim, hatalı düşünemiyorlar mı? Elbette düşünüyorlar. Hatalı düşünceleri yok mu? Var. O halde madem öyle, fela nef'a fihi, o zaman bu ilmi öğrenmenin ne faydası anlamı olabilir ki? Neden siz bize mantığa şiddetle ihtiyacımız olduğundan söz ediyorsunuz? Mantık bildikleri halde mantıksız düşünceleri olan insanlar yok mu? Elbette var. O halde fela nef'a fihi, demek ki bu ilimde bir yarar, bir fayda yokmuş. Niye bizi bununla uğraştırıyorsunuz? Derseniz, aklınıza gelirse şayet, ben mantığa ihtiyacımız, doğru düşünmeye olan ihtiyacımızdır dediğimde, sizin aklınıza da böyle bir karşıt düşünce gelirse, قُلْنَا لَكُمْ, şöyle cevap vereceğiz size, biz size şöyle diyeceğiz, diyeceğiz ki, اِنَّ النَّاسِ, yine insanlar, يَدْرُسُونَ اِلْمَيْنَ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ, insanlar dil biliminde nahiv ve sarf gibi doğru konuşmanın iki önemli ilim dalını öğrendikleri halde
feyuhtiûne fî nutkihim, konuşmalarında hata yapmıyorlar mı? İrab hatası. Elbette hepimiz Türkçe konuşurken, hele de bir topluluğun karşısında konuşuyorsak, değil mi? Konuşmalarımızda hata yapmıyor muyuz? Yani en ünlü nahiv üstadı ve sarf üstadı, dil bilimci konuşmalarında hiç hata yapmıyor demek midir? Hayır. Oleyse zalike illa li'enne darise lil ilm. Çünkü herhangi bir ilmi tedris eden, öğrenen, elde eden la yahsulu ala meleketil ilm. Bakın. Ancak neyi elde edermiş? İlmi bir melekeyi. Yani ilmi bir formasyon meleke. Bir bilgi formasyonu elde edersiniz. Bir bilgi biriktirmiş olursunuz. Yani bir ilmi öğrenmek bundan başka bir şey değildir. Bir ilmi öğrenmek وَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ لَا يَحْصُرُ عَلَى مَلَكَةِ الْعِلْمِ. Sadece bir ilmi birikim, bir ilmi formasyon elde edersiniz. Ev burada vav manasındadır. Bu melekeyi ilmi, yani ilmi donanımı elde etmiş olan bir kimse la yura'i kavaidehu, buradaki hu ilmeraci, yani tedris ettiği, öğrendiği ilim, yani kavaidel ilim demektir. İndel hace, gerektiğinde, indel hace, gerektiğinde öğrenmiş olduğu o bir meleke olarak kazanmış olduğu ilmin kavaidine, ilkelerine riayet etmezse, yani dikkate almazsa, çok iyi nahiv biliyor ama konuşmalarında hiç nahiv kurallarını dikkate almıyor. Çok iyi sarf biliyor ama kelimeleri işte sarfın ilkelerine göre kullanmıyorsa, la yura'i kavaidehu, kaidelere, ilkelere riayet etmiyorsa, ev ya da kaideleri biliyor ama yuhti'u fi tatbikiha, buha ve nes kavaide raci, tatbiki kavaid demektir. Bu kaideleri uygulamada, tatbikte hata ediyorsa, İki tane şıkkımız var. Bir, ya öğrendiği, onca emek sarf ettiği kaideleri dikkate almıyor, ya da dikkate aldığında hatalı kullanıyorsa, kullanım problemi varsa, o zaman feyeşizzu anis savab, şedde yeşüzü an ile, o zaman doğru olandan uzaklaşması, doğru olanı ıskalaması, kaçınılmazdır. Doğru olanı elde edemez. Bu cevabıyla müellif bize demek istedi ki, biz mantık ilmini öğrendiğimizde, mantık ilmiyle ilgili öğrendiğimiz şeyleri bir robota, bir bilgisayara, bir makinaya programlamak gibi, beynimizin programlanmasını sağlamış olmayacağız. Ve beynimiz bu mantık kuralları, programı
çerçevesinde çalışmış olmayacak. Biz ancak o mantığın ilkelerini, kurallarını dikkate alarak düşündüğümüzde, dikkate alarak konuştuğumuzda, dikkate alarak efendim onu işlevsel hale getirdiğimizde doğru sonuçlar alacağız. Demek ki mantık bizi zorunlu olarak doğru düşünceye sevk eden bir şey değil. Birazdan tanımında da konuşacağımız gibi öyle bir iddiası da yok. Ve dolayısıyla müellifimiz burada tam da, eğer benim İngilizce kavramlar dersimi dinlemişseniz, oradaki paragraf analizimizde de benzer bir mantığın nasıl bu paragrafa çok benzediğini göreceksiniz. Evet. Konuya nasıl başladı müellif? Mantık ilmine olan ihtiyacımızın doğru düşünmeye olan ihtiyacımızla ilişkilendirerek başladı. Doğru düşünmek istiyorsanız mantık bilmek sizin için zorunludur dedi. Ama buna hemen bir cevap olarak, karşıdan gelebilecek bir soruya, bir eleştiriye cevaba girişti ve mantık bilmenin bizi yanlış düşünmekten zorunlu olarak koruyacak bir şey olmadığını, nitekim sarf ve nahi bilenlerin hatalı konuşmaları gibi, ancak gereğine riayet edildiğinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. Bu son derece önemli bir şeydi. Yapmış olduğu giriş, cevap bizim için önemliydi. Tabii bu konuda ileri okumalara geldiğimizde belki bununla ilgili efendim sayfalarca metinler okuyacağız. Mantıkla, daha mantığın konularına girmeden neredeyse 50 sayfa, 100 sayfa konuya girişler okuyacağız. Ama bu çok sade bir paragraf halindeki giriş, hem bir paragrafın nasıl yazılması gerektiğine ilişkin bilgimizi pekiştirmesi bakımından, hem de en önemli hususa, en önemli unsura dikkat çekmesi bakımından önemliydi. Evet, şimdi değerli öğrencilerim, konunun başka bir başlığına geldik. Bu başlığımız tarifu ilmil mantık. Evet, bir tarifte bulunacağız. İlmil mantıkın tanımını yapacağız. Bu tanıma geçmeden önce başlık hakkında efendim biraz konuşmak istiyorum müsaadenizle. Genel olarak ileri düzey mantık kaynaklarımıza baktığımızda mantığın iki kelimeyle ifade edildiğini görürüz. Birisi tarih, diğeri hüccettir. Et-tarih ve'l-hüccedir. Mantık tanımdır, tanımlamaktır. Ve tarif sözcü, birazdan da tanım üzerinde inşallah üzerinde durmaya çalışacağım gibi, tarif bir bilinmeyenin bilinir hale gelmesini sağlamak, bir meçhulün malum oluşunu sağlamak, bir kapalı olanın açığa çıkarılmasını, bir örtülü olanın örtüsünün açılmasını ifade eder. Bu itibarla tarif dediğimizde, şöyle yazalım, tarif bunun zorunlu unsurları vardır. Tarifin zorunlu unsurları. El-muarrif bir tanımlayan olacak. Bir de el-muarraf tanımlanan olacak. Tanımlayanın tanımlama işlemine de tarif diyeceğiz. Ve
mantık olarak, bahsimiz de o zaten, mantık olarak bu muarrifin açık, bilinen olmasını, muarrefin de kapalı, meçhul olmasını gerektirir. O halde tarif bir bilinenden hareketle bir bilinmeyenin bilinir kılınmasıdır. Tarif. Bir bilinenden hareketle bir bilinmeyenin de bilinir kılınmasından ibarettir. Aristoteles'in bilgi ancak bilgiden üretilir konusunu aşağıda kavramlara geçtiğimizde ilim sözcüğü üzerinde dururken biraz daha detaylı ele almaya çalışacağım. Fakat tarif konusunda önceden bu hususun dikkate alınmasında fayda vardır. Yaptığımız her tarif bir meçhulün malum hale gelmesi demektir. Eğer yapılan tarif bir meçhulü maluma dönüştüremiyorsa, malum kılmıyorsa tarif değil demektir. Kaldı ki mantık bahsimizin önemli bir başlığı olarak tarif diye bir başlığımız gelecek. Kavlu şarih, tanımlar bahsinde bu konumuyu çok detaylarıyla inşallah sizinle konuşmaya çalışacağız. O halde tarifu ilmil mantık dediğimizde bu başlıkla neyi ifade etmeye çalışıyoruz? Mantık ilminin tanımlanması. Bu ifade, bu başlık değerli arkadaşlar, bize ilmul mantıkın şunun hali hazırda meçhul olduğunu ima eder. Yani kari, okuyucu ya da talip, ders alan kişinin ilmul mantık dendiğinde la yarifuhu ve la ya'lemuhu. Onu bilmediğini varsayarız. Ve şimdi ona ilmul mantıkı nezdinde meçhul olan, indehu meçhulun, kendisi için bir meçhul, biz bilinmez olan mantık ilminin ne olduğunu tanımlayacağız. Ve yapmış olduğumuz bu tanımdan sonra artık o kişi için ilmul mantık dendiğinde bir meçhul değil, gayet açık, seçik, net, anlaşılan bir şey haline gelmesini sağlayacağız. İşte tarif budur. Dolayısıyla şimdi buradan hareketle tekrar başlığımıza dönersek, tarifu ilmel mantık ve lizalike arrafu ilmel mantık bi ennehu. Evet. İşte böylece ulema, yani menatıka, mantıkçılar arrafu tanımladılar. İlmel mantık, mantık ilmini bi ennehu şekilde tanımladılar. Bir nokta üst üste. Evet. Demek ki bu en yaygın tanımdır. Çok fazla tanım var. Bu en yaygın tanımdır ve biz de en yaygın tanım üzerinde biraz konuşacağız. Belki de bugün bilmiyorum ne kadar sürecek. Bunu konuşacağız. Bilemiyorum şu anda. Evet. Konuya girerken hatırlarsanız şöyle bir şey söyledim. Dedim ki kaynaklarımızda özellikle tanım yapılırken, mesela Cürcani'nin tarifatı, ha, bu arada bazı kaynakları da bulundurmanızı söylemeyi unuttum ama bundan sonra her bir derste sık sık şundan alın, yanınızda bulunsun, şunu okuyun vesaire diyeceğim. Tarifat kitabı Cürcani'nin bizim sözlük gibi, lügat gibi elimizin altında sürekli akademisyen adaylarımızın bulunacağı ve sürekli başvuracakları, müracaat edecekleri ana kaynaklarımızdan birisidir ve ünlü bir mantıkçı olarak Cürcani. Evet, dedim ki hiçbir kelimeyi boş yere seçmezler, hiçbir cümleyi gelişigüzel kurmazlar. O cümlede yer verdikleri kelimeler özenle seçilmiştir. Terkip mükemmeldir. İşte
Bunun bir örneğini şimdi göreceğiz. Bir, ilmul mantık huve, mantık ilmi, aletun, araç ve vasıtadır. Bakın birinci özelliği bu. Bu aletün üzerinde onlarca sayfa şerh yazan mantık kaynaklarımız var. Neden? Çünkü hala da konu mantık olduğunda en baş sorun mantık bir ilim midir? Ama ilmul mantık diye tanımlıyoruz biz. Zaten dikkat buyurun, müellif bu başlığıyla, tarifu ilmil mantık başlığıyla ben mantık bir ilim midir tartışmasından sarf-ı nazar ediyorum mu ima ediyor bize. Ve ben mantığın bir ilim olduğunu kabul ediyorum ve kabul etmeyenlerden ayrılarak tanımlıyorum. Sarf-ı nazar ediyorum demektir. Ve genel olarak pek çok mantık kaynaklarımızda tariful mantıktır. İlmul mantık değil, tariful mantıktır. Çünkü aletün sözcüğü bir araç, bir vasıta olunca genel olarak geleneğimizde alet olanın lizatihi matlub olmadığını söylerler. Lizatihi matlub. Ne demek? Yani bizzat talep edilecek bir şey değil. Bizatihi lazım bir şey değil. Yani bir ev için anahtarı düşünün. Sadece bir anahtarınızın olmasının bir anlamı yok. Bir açacağı ev yoksa. Eğer binip bir yere sizi götürüp getirmiyorsa bir arabanızın olmasının bir anlamı karşılığı yok. İhtiyaçlarınız için kullanmıyorsanız paranızın olmasının bir anlamı yok anlamında alet ve vasıtanın lizatihi matlub değil, ligayrihi matlub olduğunun altını çizerler genellikle. Ligayrihi. Yani bu vasıta bizi kendisinden başka bir şeye ulaştıracağı için lazımdır. Böylece de ilmi mantığın, mantık ilminin aslında bizatihi öğrenilmesine gerek olmayan ama diğer bütün ilimleri doğru anlayabilme, yorumlayabilme, okuyabilme ve bilgi üretebilmek bakımından mantık ilmine ihtiyacımız olduğu için bir alet olarak onu öğrenmek de zorunludur derler. Ama bizatihi kendisi ilim değildir derler. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Aşağıda ilim konusunu ele aldığımızda da bunun üzerinde inşallah duracağız. Dolayısıyla müellifin de tercih ettiği gibi mantık pekala bir ilimdir. Ömrünü bu ilmi öğrenmeye sarf eden, ömrünü bununla geçiren Farabi, İbn Sina gibi büyük filozoflarımızın hayatlarını düşünürseniz görüş gibi ne kadar önemli bir husus olduğunu ve neden ilim olması gerektiğini daha iyi görebiliriz. Ama ilme neye ilim dediğimiz konusu aşağıda gelecek. Onun üzerinde inşallah daha detaylı duracağız. Peki, öncelikle müellif mantık ilminin tanımında onun bir vasıta ilim, araç bir ilim olduğunu vurguladı. Bu önemli. Neden böyle bir vurgu yaptı? Çünkü bu vurgu onun bütün ilimler için bir alet olduğu. Yani bütün ilimler mantığa muhtaçtır. Evet. Mantıktan bağımsız bir ilim düşünemeyiz.
Efendim hiç mantık bilmeyip bir sürü ilim, irfan sahibi insanlar yok mu? Var. Ama o insanların eserlerinin, çalışmalarının mantık bakımından sorunları acaba masaya yatırılsa da bir incelense nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızı söylememe bile gerek yok. Bu itibarla onun alet olduğunu, bir araç ve vasıta olduğunu başta vurgulamak son derece önemlidir. Şimdi dikkat buyurunuz. Bütün ilimler için geçerli bir alettir dedik. Neden? Kanuniyetun diyor bakın. Aletun kanuniyetun. Buradaki kanuniyet sözcüğü son derece önemli olarak seçilmiş. Son derece isabetli bir sözcüktür. Çünkü genel ilkelerden söz ediyor. Genel kurallar, genel ilkeler. Kanun, kavanin, kaide ilke demektir, kuraldır. Mantık genel ilkelerden oluşan bir araçtır. Yani öyle bir âle kanuniye ki bu âletun kanuniyetünden bağımsız, bundan müstani herhangi bir ilim dalından söz edemezsiniz. Bu atom olmadan maddeden söz etmek büyük. Evet. Atomu molekülü olmayan bir madde, bir cisimden söz etmek gibi bir şey. Mantıkla ilişkisi olmadan, mantıkla alakası olmadan bir ilimden söz edebilmek bu kadar saçmadır. Dolayısıyla aletun kanuniyetun. O genel ilkelerdir ve bu genel ilkeler şu ilime, bu ilime göre de değişmez. Bakın çok önemli. Şu ilime, bu ilime göre değişmez. Mantık şu ilim dalına göre bir âle kanuniye geliştirmez. Falan ilim dalına göre bir âletun kanuniyetin koymaz ortaya. Ya öyle bir âletun kanuniyetin, öyle bir genel ilke, öyle bir genel araç, bir vasıta ortaya koyar ki bütün ilimler bu vasıtayı kullanmak zorundadır. İşte benim İslami ilimler üzerine yaptığım YouTube konuşmalarımda neden ortak bir usul vurgusu yaptığımı, neden böyle bir ortak usule ihtiyacımızın olduğunu bu mantıkla ima ediyorum. Öyle bir yöntemimiz olmalı ki ulûm-ı İslamiye o ortak yöntem üzerinden Kur'an'ı, hadisi, kelamı, fıkhı anlasın. Tıpkı mantığın tüm diğer ilim dalları ile ilgili temel ilkeleri, temel kaideleri belirlediği gibi. Şimdi bu genel ilkeler öyle bir konumdadırlar ki dikkat buyurunuz. Aletun kanuniyetun. Öyle bir konumdadırlar ki tasimu korur. Muraatuha dikkat edin. Muraatuha riayet ettiğimizde riayet eden kişiyi neye? Muraatuha bu âle kanuniyeye racı bu genel ilkelere muraat ettiğinde, riayet ettiğinde hemen yukarıya çıkalım, üşenmeyelim. Bakın, la yura'i kavaidehu. Sarfın, nahvin kaidelerine dikkat etmiyorsa adam yanlış konuşacak tabii ki. Burada da aynı şekilde bakın. Tasimu muraatuha. Mantık bizi koruyacak. Ama ne zaman? Mantık olarak öğrendiklerimize riayet ettiğimizde. Mantık ilmi olarak elde ettiğimiz ne kadar melekeyi mantık varsa bunun tamamı bizi koruyacak. Biz derken neyi koruyacak? Ezzihne. Bakın zihni. Anil hatayı yanılmaktan. Yanılmaktan. Anil hata, bunun üzerinde çok kısa durmak istiyorum müsaadenizle. Son derece önemli.
yanılmak doğru olanı kaçırmaktır. Doğru olandan sapmaktır. Dolayısıyla tasimu anil hatayı hatadan korur ifadesi bizi doğruya yöneltir. Bizi doğruyla buluşturur. Doğruya isabet etmemizi sağlar demektir. Ve vurgu bakımından hatadan korur diyor da mesela tusilu ile savab da diyebilirdi. Doğruya bizi eriştirir de diyebilirdi ama bu ifade daha vurgulur. Hatadan korur. Çünkü az sonra o seçilen kelimelerin anlamları ve tanım mahiyeti üzerinde konuştuğumda da üzerinde duracağım ve göreceğiniz gibi söz konusu olan zihindir ve fil fikir. Bakın, el-zihin fil fikir. Şimdi burada iki önemli kavramımız var. Birisi zihindir, diğeri de fikirdir. Müsaadenizle şuradaki boşlukta biraz ne dersiniz? Bu el-zihnu zihin sözcüğünün şuraya bir fi koyalım. Fil fikr fikirle olan münasebetini biraz açalım. Aletun kanuniyetun olan mantık ilminin zihin ve fikir ile olan ilişkisinde, zihin ve fikir ilişkisinde bizi ne tür bir hatadan koruyacak olduğunu anlamak bakımından bu ikisi çok önemli. Bu fikir İngilizce kavramlar mevzuunda okumuş olduğumuz metinde de gördüğümüz gibi bu akletmek, düşünmek, muhakeme etmek, reasoning dediğimiz şeydi. Reasoning dediğimiz şeydi, muhakeme etmekti. Bu fikir işlevsel, fonksiyonel, yani aktif olan zihindir. Ez-zihnu zihin akıldır. Düşünme melekesidir. Akıl. Düşünme yetisi. Bu bir yetidir. Potansiyel olarak. Potansiyel olarak bir düşünme yetisine sahibiz. Bu yeti sadece bir yetenektir. Bunun işlemeye başladığı andaki adı tefekkürdür ve fikirdir. Zihin işlemeye başladığı anda tefkir başlar. Tefkir başladığında bu eylem, bu işlem, yani zihin mekanizmamız, yetimiz çalışmaya başladığında, fikretmeye, düşünmeye başladığında bu iki unsurla zorunlu karşı karşıya gelir. Doğru da düşünebilir, hatalı da düşünebilir. Verilere bağlı. Zihne sunduğunuz verilere bağlı. Zihne sunulan verilere bağlı olarak zihin tefkirde bulunduğunda, işlevsel olduğunda hatalı da düşünebilir, doğru da düşünebilir. Allah bize akıl fikir vermiş diyor, değil mi? İkisini birleştirir halk. Zihinle fikri. Akıl fikir vermiş. İkisini de önemli birleştirmesi. Yani potansiyel olarak aklımız var. Bir de bu fikir işlevsel olarak var. Allah bize akıl fikir vermiş. Ama herkese bu akıl fikri verdiği halde neden herkes farklı farklı düşünebiliyor, farklı farklı iddialarda bulunuyor, farklı farklı hatta uğruna ölüyor, kavga ediyor vesaire yapıyor? İşte bu potansiyel olan aklın İşlevsel olduğunda, fikre dönüştüğünde, fikir haline geldiğinde, fikri ürettiğinde diyelim,
akla sunulan doneler, parametreler, ilkeler, işte âlâ, âletun kanuniyetun burada önem arz ediyor. Bu âletun kanuniyetun şöyle farklı bir renkle yazalım. Âletun kanuniyetun zihne sunulduğunda zihin aletun kanuniyetine muraat ettiğinde, bunu dikkate aldığında zihin ne yapar? Ürettiği fikir ve düşüncede hatadan uzak kalır. Evet. Sevgili izleyenler. Kelimelerinin çok kısa ama çok detay değil. Çok kısa tahlillerine değinmek suretiyle analiz ettiğim tanımın düzgün bir Türkçe ile karşılığı şudur. Mantık ilmi bize, aklımıza riayet ettiğinde yani dikkate aldığında hatalı düşünmekten, düşüncede hata etmekten onu koruyacak olan ana ilkeleri, temel ilkeleri verir. Genel ilkeler verir. Yani demek ki mantık ilmi bir genel ilkeler topluluğudur ki, bir genel ilkeler bütünüdür ki, bu genel ilkelere riayet eden bir akıl müstakim düşünür, doğru düşünür ve hatalı düşünmekten kendisini korur. Şimdi potansiyel olarak sahip olduğumuz aklı işlevsel olduğunda, düşünce ve fikir üretmeye başladığında, ürettiği bu fikirlerin doğru fikirler olmasını, doğru düşünceler olmasını sağlayacak olan bu ilkeler, bu kurallar nasıl ilim olmaz? Değil mi? Nasıl ilim olmaz? Elbette bir ilimdir. Yani mantık ilmi hem bir alettir, kendisi dışındaki tüm ilimlere, kendisi de dahil olabilir ama bunun ileride sorunlarından söz edeceğiz. Bir şey kendisine dahil olup hariç olması problemlerinden. Efendim, kendisi dışındaki tüm ilimler için bir alet iken, kendisi de bir ilimdir ve maksudu bizzattır. Çünkü bizim aklımızın müstakim düşünebilmesi için bu kurallara ihtiyacı var. Ama bu aklın neyi ürettiğinin bir önemi yok. Ne üretirse üretsin. Doğru üretsin. Ve doğru üretmek için de mantığa ihtiyaç vardır. Hatta bunu savunan kimi şarihlerimiz, madem ki mantık ilmi diğer tüm ilimler için bir zorunludur ve diğer ilimlerde İslam ilimler vacip ilimlerdir, o halde mantığı bilmek de vaciptir gibi çıkarımlar yine mantık üzerinden yaparak gerekliliği ve lüzumuna değinmeye çalışmışlardır. Ben bir lisansüstü akademik rehberlik derslerinde bu konuyu işliyorum. Öyleyse bütün bunlardan da bağımsız olarak şöyle demeye izninizle cesaret etmek istiyorum. Doğru düşünen bir akademisyen, doğru tefekkür eden, doğru üreten, ürettiklerini doğru yazabilen, doğru tezler ortaya koyup onları doğru bir biçimde savunabilen akademisyenler olacaksanız çok iyi bir mantık bilgisine sahip olmanız zorunludur.
Bu bir lüks değil, bir artı değil. Arkadaşlar, sorumluluktur. Evet, tanımdan da bunu anlıyoruz. Şimdi tam da burada, şu paragrafı bitirelim. Başlıkta olmazsa kalırız. Sizi ilk derste çok yormayayım. Müellif bu tanımı verdikten sonra mantıkçılar mantık ilmini böyle tanımlıyorlar dedikten sonra ve bir beyanen avdah daha açık söylemek gerekirse daha açıkça ifade etmek gerekirse ilmul mantık mantık ilmi yuallimuke size öğretecek el kavaidel ammete littefkiri sahih. Bakın. Bize neyi öğretecekmiş? Genel ilkeleri öğretecek. Bu genel ilkeler niçin gerekli? Tefkiri sahih için. Bakın. Doğru düşünmek için gerekli olan. Doğru düşünmek için lazım ve lüzumlu olan genel ilkeleri bize öğretecek. Hatta bu amaç bildirir burada hatta lil gayeti. Şu amaçla bize bunu öğretecek. Hatta yentakila zihnuke ilel efkari sahihati. Bu genel ilkeleri, kavaidi âmmeyi, mantık ilkelerini öğrendiğinde senin zihnin bakın, potansiyel olan zihnin intekale yentekilu ilel efkar es-sahiha. Zihin burada potansiyel. Yani bil kuvve bir şeydir. Zihin bil kuvvedir. El efkar bil fiil bir şeydir. Onu buraya yazalım. Yazmayı unuttuk az önce. Nereye yazmıştık? Zihin üzerine. Ha burada. Evet, zihin. Bu bil kuvve bir şeydir. Bil kuvve. Fikir bil fiil. Demek ki sevgili arkadaşlar bil kuvve aklımız bil fiil düşünmeye başladığında bu bil fiil düşüncenin sahihliği son derece önemli. Bunu bize veren o, verecek olan mantık ilkeleridir. Ne de ama bakın dikkat edin. Bu sahih düşünce istisnasız fi cemii'il ulum tüm ilimlerde. Yani el ulum İslamiye, gayri İslamiye değil. Fi cemii'il ulum bütün ilimlerde. Hangi ilim dalıyla meşgul oluyorsanız olun fark etmez. Bütün ilim dallarında bu temel ilkelere ihtiyacımız var. Neden? Sahih düşünebilmek için. Doğru düşünebilmek için. Ve yine bu mantık ilmi bize feyuallimuke sana öğretecek. Ala eyyeti heyetin ve tertibin fikriyin tentakilu mines suveril hadırati fi zihnike ilel umuril gaibeti. Az önce genel manada size anlatmaya çalıştığım hususları müellif burada bize metin olarak sunmaktadır ve metin olarak sunduğu bu ifadelerin ne kadar önemli olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Demek ki bize mantık ilmi öğretecek feyuallimuke. Neyi öğretecek? Ala eyyeti heyetin. Hey'e bunu ileride önermeler bahsinde ayrıca göreceğiz. Şekil demektir. Kuruluş, çatı, formdur. Hangi formun, hangi çatının, yapının ve tertibin, düzenlemenin, tertip etmenin ama nasıl bir formdan, tertipten bahsediyoruz? Fikri, düşünsel. Demek ki şunu farklı bir renklendirelim. Mantık ilmi bize
mantık ilmi bize. Hangi form ve tertip üzere düşüneceğimizi, düşüncenin tertibini, düşüncenin formunu, şeklini bize öğretecek. Öğretecek de bu elde etmiş olduğumuz düşüncenin tertip ve hey'et formu, tabir yerindeyse şablonu ne yapacak? Tentakilu mine suveril hadire. Bu suveril hadireyi şöyle anlayalım. Az önce ve üşenmeyelim müsaadenizle. Şurada evet, tarifi ele aldım yerde. Dedim ki tanımlayan tanımlanandan açık olacak. Tarif için bunu söyledik. Bununla ilişkilendirdik ve bunun bilinen olacak dedik. İşte açık ve bilinen olmaktan başlamak. Zihin bir yerden başlaması gerekiyor. Zihin tefekküre bir yerden başlaması gerekiyor. Bu başlayacağı yer meçhul değil, malumdur, bilinendir, bilgidir. İşte bunu söylüyor tam olarak. Minas suveril hadıra, yani bizde mevcut olan suveri hadıra, bunu ilim tanımında da belki birazdan göreceğiz. Bir bilinenden intikali. Zihnin bir bilinenden intikali. Bu bilinen nerede? Fi zihnike, zihnimizde, aklımızda potansiyel olarak. Yani bizde mevcut olan, zihnimizde var olan potansiyel bilinenler. İlel umuril gâibe ank. Bakın. Sizden gâib olan umur şeyler. Bu nedir? Meçhulattır. Meçhulattır. Bilinmeyenler. Suvaril hadıra fi zihn nedir? Malumattır. Malumattan meçhule bir ilişki kurar mantık ilmi. Malumdan meçhule kurduğu bu ilişkide malum olandan meçhulün tebeyyinine bizi götürür. Ve böylece bilinenlerden hareket ederek bir bilinmeyeni nasıl bilinir kılacağımızı, bir bilinenden hareketle bir bilinmeyeni nasıl tarif edebileceğimizi bize öğretmesi bakımından mantık ilmi son derece önemli bir bilim dalıdır. Bu itibarla değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, mantık ilminin tanımı bize, mantık ilmine neden ihtiyacımız olduğunu da efendim ifade etmiş oldu. Böylece müellifin konuya girerken el-hacetu ila ilmil mantık cümlesi ve başlığı tanımla tavazzuh etmiş oldu. Yani eğer doğru düşünmeyi, hata etmeden düşünmeyi hedefliyor, amaçlıyorsak, amacımız buysa, o zaman zihnimizin mantığın bu genel kurallarına, genel ilkelerine ihtiyacı var ve zihnimizin işlevsel olmaya, fikir ve düşünce üretmeye bu ilkelerden başlayarak, bu ilkelerden hareket ederek düşünmeye başlaması gerektiğini söylüyor. Eğer düşünceye bu temel ilkeleri dikkate alarak başlamazsak, elde edeceğimiz sonuçların işte güvenilir olamayacağının altını çiziyor. Bu sadece bir girişti ve bir tanım üzerinde durduğumuz bir dersti. Göreceğiniz üzere değerli izleyenler, bundan sonra
Tıpkı İngilizce derste yaptığımız gibi bakın, orada da kavramları göreceğiz. Bu iki dersi birlikte izlemenizi istiyorum. Alakası var, bir giriş yapalım. Burada kalalım. Kavramlar. El-mustalahat el-âmme. Genel kavramlar. Yani eğer biz bir mantık ilmi okuyacaksak ve bir mantık ilminden nasip alacaksak, o zaman bazı genel kavramları, bazı genel efendim ıstılahları önceden bilmek zorundayız. Bunları bilmeden herhangi bir ilim dalını öğrenmeye başlayamayız. Şimdi de bize müellif bundan sonra önümüzdeki ders, çünkü bu ilim sözcüğü üzerinde bayağı bir durmam gerekiyor. Sizi daha fazla yormak istemiyorum. Dersleri de çok uzun tutmamaya gayret edeceğim. Burada kalacağım. El ilimden önümüzdeki ders inşallah devam edeceğim. Genel ıstılahların birincisi el ilim olacak. Şimdi sizden bir istirhamım var. Değerli arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz derslerin amacına ulaşabilmesi için, maksadın hasıl olabilmesi için sizin mutlaka bir sonraki derse kadar bu derste anlattıklarımızdan çıkaracağınız notları öğrenmeniz gerekiyor. En azından bu mantık tanımımız yok mu? Şu mantık tanımı. Aletun kanuniyetun tasimu muraatuha edzihne anil hatayi fil fikr. Bunları da biraz ezberleyelim. Yani ben ezberciliğe karşıyım, öğrencilerim bilir. Ezberleyin derken zaten bunu anladığınızda, içeriye vakıf olduğunuzda bunu siz de Arapçada söyleyebilirsiniz de Arapçasını ezberlemenin faydası hani hem Arapçamıza katkıda bulunması bakımından hem de oturmuş, yerleşmiş bazı sözcükleri, ifadeleri daha doğru görmek bakımından önemli. Türkçesini de ezberleyebilirsiniz. Evet. Düşünceyi hatadan koruyan genel kaideler ilmidir, mantık ilmi. Yani kısaca böyle bir tanım ezberleyebilirsiniz. Evet efendim, başlamış olduğumuz bu yolculuğumuzun hayırla tamama ermesini niyaz ediyorum sağlıklı afiyetle. İnşallah uzun bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olmasını dileyerek siz değerli öğrencilerime yararlı olması umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.